istifa dediğimiz müessese tek taraflı bir irade beyanıdır. Sayın Kuray Aydın da bu irade beyanında bulmuş. Buna saygı duymak gerekir. Biz de elbette buna saygı duyuyoruz. Fakat tabii ki Sayın Kuray Aydın alalade bir politikacı değil. Onun için daha fazla söz söylemek gerekir. Ben açıkçası sözlerime bir hakkı teslim ederek başlamak isterim. Sayın Kuray Aydın kurulduğu günden bugüne kadar İyi Parti'ye çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Hatta İyi Parti'nin siyasi ömrünün ötesine geçtiğimiz zaman zannediyorum kendisinin yarım asrı geçen bir siyasi ömrü var. Siyasi kariyeri var. Bu yarım asırlık siyasi kariyerinde Sayın Kuray Aydın benim de mensup olduğum, mensup olmaktan onur duyduğum, gurur duyduğum milliyetçi müktesebata, milliyetçi camiaya, milliyetçi harekete önemli katkılarda bulunmuştur. Ben İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı sıfatı bir tarafa bir Türk milliyetçisi genç olarak gönülden teşekkür ediyorum kendisine. Tabii şunu da söylemek isterim. Aslında biz onların aldığı, bıraktığı burcu daha ileriye taşıyacağız. Yani Ziya Gökalp'ten Atatürk'e kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran irade ve fikir, Türk milliyetçiliği fikir sistemi bir asır sonra Türkiye'de yeniden iktidara gelecektir. Buna yürekten inanıyorum. Tabii bu sitayiş ihtiva eden sözlerim demek değildir ki ben istifa gerekçesini makul ve mantıklı buluyorum. Çünkü makul bulmuyor musun? Makul bulmuyorum çünkü açıklayayım nedenini. İstifa gerek birkaç hafta önceki beyanatlarına baktığımız zaman, gerekse istifa metninin bugünkü içeriğine baktığımız zaman buradaki konsantrasyon merkezinin, ağırlık merkezinin Sayın Akşener'in sarayla görüşmesi olduğunu görüyoruz. Evet. Sayın Koray Aydın bu görüşmeyi yadırgamış olabilir, bundan hayıflanmış olabilir. İyi Parti tabanı içerisinde de bu görüşmeden dolayı hayıflanmış yahut bunu yadırgamış kişiler olabilir. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben de İyi Parti tabanından geliyorum. İyi Parti'nin gençlik kollarından itibaren bu siyasi hareketin her merhalesinde bulundum. Gayret ettik arkadaşlarımızla birlikte ve dolayısıyla kendimden biliyorum. Ve hani bir söz var ya, bazı çiçekler bazı topraklarda açmaz diye. Ben de o görüntüyü gördüğüm zaman 7 yıl boyunca peşinden gittiğim, saray rejimine karşı çok müstesna bir mukavemet gösterdiğimiz, baskı ve imkansızlıklar içerisinde mücadele ettiğimiz ve Sayın Akşener'in de mücadele cehdinden emin olduğum bir kişinin o fotoğrafını gördüğüm zaman algısal olarak ben de yadırgadım bunu. Ama işte bu tavrı fakat daha önce beklemiş galiba sizden veya parti içerisindeki üst düzey kurmaylardan. Yani saraya giden taşları döşemek için kurmadık biz bu partiyi diyor. Oraya geleceğim müsaade ederseniz. Dolayısıyla başta söylemiştim ya, bazı çiçekler bazı topraklarda açmaz diye. O çiçek o toprakta açmaz. Bizim çiçeğimiz o toprakta açmaz. Ve burada benim itiraz noktam şu. Yadırgamış olmasını bir şey demiyorum. Yani bundan hayıflanmış olmasına ben itiraz etmiyorum. Bu normaldir. Fakat bunu bir istifa gerekçesi olarak makul bulmuyorum. Neden? Çünkü artık birilerinin anlaması gereken ama anlamak yetmez içselleştirmesi gereken bir vaka var. O da şu. İyi Parti'nin genel başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'dur nokta. Nasıl ki CHP'nin bir önceki genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı iş ve eylemler, kararlar ve görüşmeler CHP'nin kurumsal kimliğini bağlamıyorsa, Sayın Akşener'in de yapmış olduğu iş ve eylemler, yaptığı görüşmeler bundan sonra İyi Parti'nin siyasi istikametini belirlemez ve onu bağlamaz. Şimdi Türkiye'de bir durumla karşı karşıyayız biz. Kamuoyunda bazı çevreler, siyasette bazı çevreler fotoğraflara bakarak, detaylara bakarak, spekülasyonlara bakarak, dedikodulara bakarak İyi Parti Genel Başkanı'nın ne konuştuğuna değil de konuşulmayanlara bakarak İyi Parti'ye bir elbise dikmeye çalışıyor. Ne demek istiyorum? Ben bunu aynı Platon'un mağara alegorisine benzetiyorum. Bir an için düşünün onu. Mağaranın içerisinde bir grup insan vardır, zincirlenmişlerdir. Önlerinde bir ateş yanar. Onlar da o ateşin yarattığı gölge oyunlarına bakarak duvardaki gölge oyunlarından gerçeği anlamaya çalışırlar. Halbuki gerçek mağaranın dışındadır, güneştir. Hiçbir zaman onu görmedikleri için gölgelerden ve spekülasyonlardan gerçek vehmetmeye çalışırlar. Akşener'e bir gibi, net bir tavır konmaması o fotoğrafla ilgili Koray'a. Tekrar ama yani karşılıklı gidelim müsaade şunu ederseniz. Şunu tamamlayayım isterseniz. Yani soru cevap gidersek daha sağlıklı olur Sayın Özatçı. Tamamlayayım isterseniz. Tıpkı bunun gibi şu anda bazı çevreler iddialara, spekülasyonlara, bir takım gölgelere bakarak bir istikamet, bir elbise dikmeye çalışıyorlar. Halbuki 7 haftadan beri İyi Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara, gösterdiği müstesna mukavemete, saray rejimine karşı ortaya koyduğu iradeye baksalar ve ne konuştuğuna baksalar çok daha net bir şekilde anlaşılacak ve o zaman görülecek ki yani biz ister iadeyi ziyaret, ister ziyaret yapsınlar,
gerekirse bir başımıza, gerekirse yalnız, gerekirse tüm siyasi kuvvet ve kudretlere karşı, saraya karşı sonuna kadar direneceğiz diyen bir genel başkanı, bir önceki genel başkan ama sarayla görüşmüştü diyerek istifa edilmesini ben makul ve mantıklı yani bulmuyorum. Akşener'in yaptığı bizi bağlamaz diyorsunuz özet olarak. Evet. Peki o zaman neden Rıdvan Uz'u disipline sevk ediyorsunuz? Yani Rıdvan Uz kapalı toplantıda Akşener'in resmini kaldıralım merkezlerimizden dediğinde neden onu bu kadar makul bir istekten dolayı disipline sevk ediyorsunuz? Madem ki Akşener'den kendinizi soyutlamaya çalışıyorsunuz. Yok, öyle bir şey söylemedim. Veya en azından onun yaptığı bizi bağlamaz diyorsunuz. Onun resimlerinin sizin merkezinizde hala bulunmasına bir kurucu karşı çıkan bir siyasetçiyi neden disipline sevk ediyorsunuz? Bu normal mi sizce? Arada korelasyon olan bir soru olduğunu çok düşünmüyorum. Korelasyon yani... Sizce bu normal mi? Mesela Rıdvan Uz'un disipline teşvik. Soruyu bana sordunuz evet, ya. Soruyu... Açıkça cevap verdim size. O zaman korelasyon var demek ki. Hayır. Söyle, iddianızla soru arasında bir korelasyon yok. Hayır, daha önce bu soruyu sordunuz. Ben de size dedim ki bu eylem eğer kesin ihraç talebine evrilirse ben bunun yapılan eyleme mütenasip bir ceza olduğu kanaatinde olmam. Disipline bu benim sevk edilmesi normal mi? Bakın, herkesi disipline sevk edebilirsiniz. Ya ben sizin bu, şu anda bunun normal görmediğinizi çok rahat anlayabiliyorum. Hayır, disiplin, tavırlarınızdan, disiplin, yüz ifadenizden. Disiplin dediğiniz meselenin bir skalası var. Cezanın bir skalası var. Bence kesin ihraç bunun karşılığı değildir. Orada bir sürü skala var. Ama disipline sevk edilmesi normal diyorsunuz. Bu benim kararım değil beyefendi. Ya işte ama söyleyin ya bakın. Yani siyasetçisiniz, genç bir siyasetçisiniz, bireysiniz. Bir birey gibi buna karşı çıkın. Yani eğer buna katılmıyorsanız. Söylüyorum açıkça. Ne diyorum tamam. Bakın. Disipline verilmesi bakın, ne de diyorum, yanlıştır değil. Dinlemiyor musunuz ne söylediğimi? Ama siz diyorum hala ki, diyorsunuz ki bu kesin ihraç talebine mütenasip bir karşılık olmaz. Benim fikrim bu. Bunu disipline açıkça söylüyorum. Normal mi? Disipline verilmesi benim kararım değil. Normal mi? Bakın ben tamam, kurucu yani şöyle söyleyeyim. Peki, belki de kurucu evet, genel başkanın fotoğraflarının kaldırılması teklifi bana göre münasip bir teklif değil. Peki yani o zaman disipline verirsiniz vermezsiniz. Bakın, kesin tamam. İhraç cezası normal değil. Peki diğer bir sorum. Şimdi şunu anlayabiliyorum. Evet Akşener'den yolunu ayırmaya çalışan bir İyi Parti var. Onun yaptığı görüşme bizi bağlamaz vesaire deniyor. Peki burada Koray Aydın'ın söylediklerinde acaba şu yönden bir haklılık payı yok mu? Diyor ki ya ben sadece bir açıklama istedim. Neden bu görüşmenin yapıldığına dair, orada nelerin konuşulduğuna, nelerin masaya yatırıldığına dair bir bilgi istedim, bir izahat istedim. Bu da verilmedi. Yani bunun verilmesine bile gerek duyulmadı deniyor. Sizce bu konuda haklı değil ben, mi? Ben girizgahta ne söyledim? Zaten ben de pek çok parti tabanındaki kişi bu görüşmeyi yadırgadı. Hatta sadece ben söylemedim. Parti genel sekreterimiz de söyledi. Ümit Özdağ'la beyefendi de söyledi. Yani bunu yadırgaması doğaldır. Yadırgamasından bahsetmiyorum. Bakın yadırgama değil sadece. Can Bey ben sizin sorularınıza spesifik olarak cevap vermek zorunda değilim. Ama yani, siz siyasetçisiniz. Yani siz savcı değilsiniz. Ben de burada şüpheli değilim. Yani buna cevap verin tarzında bir tartışma olmaz. Ama ben şu anda burada İyi Parti seçmeninin bir sesi olarak duruyorum. Böyle düşünün lütfen. Siz yani mi? İnsanlar, evet. Ben burada... Ya siz İyi Parti'nin yok olduğunu iddia ediyorsunuz. Ya, nasıl seçmenin sesi olacaksınız? Lütfen sakin olun. Neden bu kadar sinirlisiniz? Hayır siz şu anda sanki savcıymış gibi davranıyorsunuz. Hayır estağfurullah. Bakın siz siyasetçisiniz. Lütfen biraz sakin olun. Çok basit ben sakinim ama siz İyi Parti seçmeni temsil etmiyorsunuz. Bak, çok... Siz her fırsatta İyi Parti'nin yok olduğunu söyleyen bir kişisiniz. Nasıl seçmenimizi temsil edebilirsiniz? Ya mevzu o değil. Mevzu benim sizinle alakalı, sizin partinizle alakalı ne düşündüğüm değil. Ben çok basit bir soru soruyorum. Diyorum ki Koray Aydın bize bir izahat yapılmadı bu görüşmeyle alakalı. Oysa benim tek istediğim bu konuda bir izahatın yapılmasıydı diyor. Bu konuda haksız mı diyorum? Bakın ben zaten bu görüşmenin içeriğinin açıklanması gerektiğini, hatta görüşmenin tamam. İçeriğinin, bak görüşmenin içeriği açıklansa bile, bakın ben başka bir şey söyledim aslında, daha farklı ileride bir şey söyledim. Görüşmenin içeriğinden bağımsız olarak o fotoğrafı görmek de yadırganmış olabilir ve bunda haklıdır dedim. Ama makul bulmadığım kısmı şuydu. Bir partinin genel başkanı eğer şunu söylüyorsa, bu işte yeni anayasa arayışlarında Türk milletinin yakıcı sorunlarına yönelik olarak ölene kadar cumhurbaşkanı olmak isteyen Erdoğan'a karşı gaflet dolu bir rejime karşı sonuna kadar direneceğiz diyen ve bunu 7 haftadan beri kesintisiz olarak ifade eden, saraya karşı ciddi bir mukavemet gösteren bir parti politikası varken bunun bir sebep olmaması lazım. Eğer parti politikası da bu istikamette olsa o zaman diyebilir ki ya parti politikası kurucu ilke ve umdelere dayanmıyor. Kurucu hikayeyle uyum içinde değil. O zaman bu makul gelebilir. Ama parti politikası bununla eşgüdümlü olmadığı için bu açıklamayla. Hangi yönden mesela?